Herkese merhaba, ben Sude. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Özellikle de tercih dönemine girmişken bu videoya ihtiyacınız olabileceğini düşündüm. Tercih sonucum videosu ile ilgili bayağı bir konuşmuştum bu konu hakkında, tercih döneminde çektiğim zorluklarla ilgili ve benim çektiğim zorlukları siz de çekmeyin diye, yani en azından ben yardımcı olabileyim diye böyle bir video çekmek istedim ve eğer beni tanımıyorsanız ben Sude. Hem üniversite vlogları, ODTÜ günlükleri tarzında videolar çekiyorum. Hem de bir booktuber'ım ve kitaplar üzerinde de konuşuyoruz burada. Şu an okul kapalı olduğu için çok fazla ODTÜ ile ilgili içerik gelmiyor. O yüzden bir nevi YKS ile ilgili de kendi tecrübelerimi paylaşıyorum aslında. Çünkü ben iki kere mezuna kalmış bir insanım ve şu an ODTÜ Biyoloji'de yeni dönemin başlamasıyla beraber ikinci sınıf öğrencisi olacağım. Bu tarz videoları takip etmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videoyu beğenirseniz lütfen beğenmeyi de unutmayın. Çünkü unutar çok fazla insan görüyorum. Ve diğer sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz beni. Eğer benimle bu anlamda iletişim halinde olmak istiyorsanız da özellikle Instagram dahil diğer sosyal medya hesaplarımdan beni takip edebilirsiniz. Evet, şimdi videoya başlıyoruz. Evet, sınav sonuçları geldi. Evet, bir hafta süremiz var. Zaten ben bu videoyu yayınladığımda önümüzde 5 gün kalmış olacak. O yüzden de çok da geciktirmemeye çalıştım bir nevi. İlk olarak şunu söyleyebilirim ki tavsiyem, hani kendi ilgi alanınıza göre işte sayısal mısınız, işler mısınız, sözel misiniz, dil mi düşünüyorsunuz, yani buna yönelik de yapacağınız belki de en basic şey ve bu sizin de aklınıza gelmiştir ve ben yine de söyleyeyim bilmeyenler için, nasıl tercih yapacağını özellikle bilmeyenler için. İşte kendi sıralamana göre özellikle de YÖK Atlas'tan bölüm araştırman gerekiyor. Sadece YÖK Atlas için de söylemiyorum, özellikle geçen senelerinkine de dahil olmak üzere, çünkü orada zaten hangi sene ne kadar kapattığıyla ilgili de sıralamalar mevcut. Hani sınavın zorluğuna göre düşme mi olmuş, yükselme mi olmuş, buna göre aslında daha çok tahmin yürütülen bir platform ve çok da yardımcı olan bir platform aslında bu. Ama asıl önemli olan şey tabii ki de YÖK Atlas değil. Asıl önemli olan şey sizin istediğiniz üniversite ve bölümle ilgili. Yani mesela kafanıza eğer tam bir bölüm olur, bir üniversite olur, bir tercih olur, bununla ilgili üniversitenin lütfen o bölümünün kadrosunu araştırın. Çünkü her ne kadar böyle özel üniversitelerde, özellikle ben 25.000 sıralama getirmiştim ve benim için Bahçeşehir MBG tutuyordu. Moleküler biyoloji mi okusam işte, yoksa ODTÜ biyoloji mi okusam diye çok düşünmüştüm ve Bahçeşehir'in kadrosuna baktık. Ve orada bir tane bile profesör olmadığını görünce benim şok. Kadrosunda iyi olmadığını görünce ben burada nasıl bir eğitim alacağım kaliteli diye düşündüğüm olmuştu. Kadrosu çok geniş, çok fazla insan var, yani çok da kendilerini geliştirmiş insanlar bunlar. Bu yüzden ODTÜ biraz daha, mesela ODTÜ'ye kaymanın en büyük sebeplerinden birisi buydu. Lütfen geçen senelerdeki sıralamalara da bakın, çünkü yükselen çok da fazla bölüm var. Niye bunu seçeyim tarzında bir şey diyebilirsiniz ama o bölüm sürekli yükseliyorsa sıralaması özellikle, bilin ki o bölüm daha çok tercih ediliyor. Bir bölümün sıralamasının düşmesi demek, sürekli düşmeden bahsediyorum bu arada, senesel olarak da, yani sürekli düşüyorsa bilin ki orada bir sıkıntı vardır, bunları da dikkate alın derim. İkinci olarak en büyük tavsiyelerimden birisi bu. Bence bölümden çok üniversite odaklı olun. Yani okuyacağınız üniversiteyi seçin aslında bölümünden çok. Çünkü çok iyi bir bölüm okursunuz ama adı sanı duyulmamış, kalitesi belli olmayan bir üniversitede okursunuz. O zaman okuduğunuz seneler de gidebilir. Ve yani evet ben bunu okudum, bir şeyler öğrendim ama yani hiçbir şey kazandırmadı bana da diyebilirsiniz. O yüzden de bence üniversite odaklı bir tercih yapmanızı öneririm. Hem üniversite hem bölüm odaklı, yani ikisini de birleştirirseniz zaten muazzam. Ama hani baktık, hani sıralamamız bu. Kesinlikle üniversite tercihi yapın. Çünkü çevremde bu anlamda ben çok fazla insanla konuştum. Üniversite anlamında gerçekten çok kötü tercihler yapan, bölüm iyi olsa hani üniversite tercihi sıkıntı olan insanların özellikle hem ileride iş imkanı bulma sıkıntısı, hem eğitimsel anlamda bir kalitesizlik var, hem de aldıkları eğitimlerle o bölümde okuyan ve daha iyi bir üniversitede okuyan insanlarla arasındaki o uçurum hani daha da arttığı için bu anlamda çok sıkıntı çeken insanlar da biliyorum. O yüzden de bence odağınız üniversite olsun. Bir bölüm yazın ve gidin demiyorum bu arada. Hani ilginiz varsa bu bölüme, en ufak bir ilginiz varsa ve yapabileceğinizi düşünüyorsanız bu tercihi yapın bu arada. Hani en iyi üniversitede nefret edeceğiniz bir bölüm okumayın. Hani bunu demiyorum zaten. İşte mühendislikler, temel bilimler, özellikle de temel bilimler hakkında konuşayım. Okuduğunuz üniversite çok fark ediyor ve bununla ilgili çok fazla soru almıştım. Şu klas sıralama getirdim, şurada biyoloji okusam, burada okusam olur mu? Alacağınız eğitimin kalitesi, hani bilin ki o sıralama niye o kadar yüksek? Hani o üniversitede niye o kadar bir insanlar bunu tercih ediyor yani? Çünkü onu okuyorsanız bilin ki hani o üniversitenin de karşılayacağı imkanlar, sunacağı fırsatlar daha fazladır. Ve bu yüzden de aslında sıralama o kadar yüksektir. Yani amaç bir bölüm okumak değil. Amaç o üniversitede o bölümü okumak. Bence. O yüzden üniversiteye kesinlikle dikkat etmenizi isterim yani. Üçüncü olarak
Bence en önemli madde bu. İstediğiniz bölümden mezun olanlar ya da şu an o bölümü okuyanlarla iletişim halinde olmalısınız. Bu YouTube'dan olur, onların videolarını izliyorsanız eğer bir içerik üreticisiyse bu olabilir. Ki bu anlamda çok da fazla hani video da yayınlanıyor bu arada. Onları da takip edebilirsiniz yani. Kendi çevremdeki hani tanıdıklarıma haber saldırıyorum. Hani böyle böyle işte ODTÜ biyoloji mezunu ya da ODTÜ MBG mezunu ya da bir MBG ya da biyoloji mezunu varsa, yani biyolojiyi tercih etmiyordum çünkü biyoloji okunacaksa net ODTÜ'de okunmalı. Onun dışında benim çok da yani önerdiğim bir şey değil. Hani alınan eğitime bakıldığında. Çünkü hani MBG'de evet verilen eğitimle beraber İngilizce eğitim alabileceğiniz çok üniversiteler var. Ama biyolojide İngilizce eğitim alıp çok da kaliteli bir yer alabileceğiniz ODTÜ dışında bir yer yok. Maalesef. Temel bilim okuyacaksanız ODTÜ yani ya da bir Boğaziçi de olabilir ama ODTÜ biyoloji zaten biyoloji alanında en yüksek sıralamaya olan üniversite olduğu için ben direkt onu tercih etmiştim yani direkt bunu okurum filan diye ve ortak dersler de çok olduğu için MBG ile zaten. Ve böyle haber saldım dedim ki hani çevreme böyle böyle insanlar varsa lütfen konuşalım. Ben bu süreç içerisinde özellikle çok fazla insanla konuştum. ODTÜ biyoloji mezunu olan doktorasını Almanya'da yapmış. Post doktorasını yapmaya tekrardan Almanya'ya giderken bir insanla valizini hazırlarken yani telefonda konuştum. Yani onun dışında Koç Üniversitesi MBG'den mezun olmuş. İkinci öğretim sanırım. Orada ikinci öğretim vardı diye hatırlıyorum. Oradan mezun olmuş bir insanla konuştum. İkinci öğretim değilse de Türkçeydi yanlış hatırlamıyorsam. Çok hatırlamıyorum bu arada. Daha böyle MBG'nin yeni çıktığı zamanlardaymış bu olay. O insanla da konuştum. Yani hem parlak bir geleceğe bakıyorum hem de gerçekten zorlu yerlere de bakıyorum yani. Özellikle bu konuştuğum kişi kimya ile çok iç içe olduğunu söylemiş. Hani kimya okumak istediğinden bahsetmiş ama sıralamasını tutmadığını söylemişti. Bu yüzden MBG tercih ettiğini söylemişti ve kimya ile çap yapmayı düşünse de programa uyamadığı için bunu yapamadığını, eninde sonunda hani okuldan mezun olduğunda birkaç sene boyunca işsiz kaldığını, çok fazla çabaladığını ve en sonunda hani kimya alanında çalışmak da istediği için bir nevi çok da fazla bu konuda kendini geliştirmeye çalıştığı için de bir ilaç sektöründe bir laboratuvarda çalıştığını söylemişti. Lütfen benim yaptığımı yapma. Hani gerçekten bu konuda sen hani en iyi eğitim alabileceğin yere git demişti. O yüzden de ben ODTÜ'yü tercih etmiştim. ODTÜ MBG'de mezun olmuş insanlarla da konuştum. Bu arada kesinlikle hani buraya gelirsen ve gerçekten o biyolojiyi çok seviyorsan ve bu konuda ilgiliysen buyur buraya da pişman olmazsın falan diyen de çok insan olmuştu. Instagram'da özellikle zaten bu tarz bu bölümleri okuyan ben de dahil bir sürü insan var. Sadece biyoloji değil bir sürü bölümden okuyan ve bu konuda iletişim halinde olmaya çalışan insanlar var. O yüzden onlardan alacağınız tavsiye şu olsun. Hani gerçekten hani en azından bir senede olsa bir bölümünü okumuş, görmüş, geçirmiş insanlarla iletişime geçseniz aslında daha iyi olur. Bölüm okuduktan sonraki düşüncelerimle hazırlıktaki düşüncelerim arasında uçurum var ODTÜ ile ilgili. O yüzden de genelde bölümünü okumuş ve bilen insanlarla bu anlamda konuşsanız daha iyi olur. Kötü anlamda tecrübe yaşamış ve yine bir şekilde bu anlamda çaba sarf etmiş insanlarla da konuştuğumu söylemiştim. Ama bir yandan da şimdi dördüncü maddeye geliyoruz. Belki de sizin için en ama en zor şey bu. Çünkü ne kadar kendi istediğiniz sıralamayı getirseniz de, getiremeseniz de, başardığınızı düşünseniz de ya da başaramadığınızı düşünseniz de aynı problem herkeste var. Çevre. Evet. Benim özellikle de ben 25 bin sıralama getirdiğimde bana çok fazla tıp ve diş baskısı geldi ve ben size anlatamam. Her gün ya bununla ilgili yorum alıyorum ya DM alıyorum ya da hocalarım bu konuda yorumlarda bulunuyorlardı. Ve ben böyle akrabalarımı saymıyorum zaten. Yani akrabalarımdan da olan oldu. Çevremde olan çok oldu. Yani herkes bir anda ben bir sıralama geçirmişim ya böyle. Herkes bir anda üstünde hak iddia etti falan. Abi sınava giren benim. Tercih yapacak olan benim. Sana fikrini zaten sormadım. O yüzden karışma. Hani sürekli bunları demekten böyle kafayı falan yedim. Hatta bununla ilgili bir hikayem vardır. Ben bunu tercih sonucum videosunda anlattım mı acaba? Hatırlamıyorum. Belki burada tekrardan anlatabilirim yani. Kendi dershanede hocalarımdan bu olayı yaşadım. Ve çok sinirlendim. Böyle herkes bir anda tercih yaptı diye o konuda hiçbir bilgi sahibi olmayan ya da kötü tecrübeler edinmiş karşısının iyi bir tecrübe edebileceğine, bu konuda bir şeyler kazanabileceğine inanmayan insanlar bir anda çok fazla konuşmaya başlar. Sanki kendileri bu konuda biz fikirlerini istemişiz gibi. Ben bunu birinci elden yaşadım. Çok fazla kez insanlarla yaşadım yani. Ve artık en son sinir krizi falan geçiriyordum hani. Çünkü tercih döneminin böyle geçtiğini bana kimse söylememişti abi. Yani sürekli bir her kafadan bir ses çıkıyor. Her akraba, her insan, her böyle. Yani benim adımı soyadımı bilen herkes
benim tercihimle ilgili yorum yaptı şu an. Hani şey anlamında söylüyorum, ben o dönem tabii tercih sonucumu yaptığım için, hani tercih sonucumu söylediğim için, tercih döneminde yaşadıklarımı kimse bilmiyordu. YouTube kanalından bahsetmiyorum yani. Ben dedim ki vav, herkes bunu bekliyormuş ya. Herkes bunu bekliyormuş ya, zaten istediğin sıralamayı getirmesen oradan bir darbe yiyorsun. Hani böyle işte mezuna kalma şeyini falan çekmişim zaten 2 sene. Bir de gelmişler diyorlar ki tercih olsa git tıp diş yaz. Çok biliyorsun sen. Yani ben zaten doktor olmayı çok istiyordum. Sayende bunu dedin ya, hani olacağım falan. Neyse. Yani bu konuda insanların gerçekten şunu öğrenmesi gerekiyor bence. Kimse size fikrinizi sormadı. Fikrinizi sorulmayan yerde fikir beyan etmeyin. Sadece boş konuşmuş oluyorsunuz. Ben bu konuda hala çok sinirliyim. Çünkü çevremde de şu an yaşayanlar var ve çok kötü şeyler düşünüyorum yani. Çok kendim çok zor istiyorum. Ben bu konuda dershane hocalarımla böyle bir olay yaşamıştım. Onu anlatacağım şimdi size çok güzel bir örnek olarak. Yani insanları istediğiniz gibi susturabilirsiniz arkadaşlar. Bu sizin elinizde. Dinlememek de sizin elinizde. Yani çok fazla konuşacaklar. Siz yeter sus deseniz de konuşmaya devam edecekler. Siz o yüzden takmamaya ve istediğinizi yapmaya devam edin. Bir gün karşılaşmıştık hocalarımla. Hani çok random bir şekilde karşılaşmıştık falan. Ve yanlarına ben gitmiştim hani selam verme niyetine falan. Bayağı yanındaki insanlara hani ben çok iyi bir sıralama getirdiğim için hani... İşte kız 2 sene mezuna kaldı, bak böyle bir sıralama getirdi falan diye böyle övüne övüne anlatıyorlardı beni. Ben de böyle ehe falan yapıyordum yani, çok da üstelemedim orayı. Çok böyle istemem öyle şeyleri çünkü yani sanki onların üzerinde bir emekleri varmış gibi. Hani ben kendim başardım çünkü, ben kendim istediğim için oldu yani. Neyse böyle gülüyorum falan. Sonra şey dedi işte, ne tercih edeceksin falan dediler. Tıp, diş falan bir şey bekliyorlardı herhalde. Ben dedim ki otlu biyoloji istiyorum ben hocam. Ay ortalık birbirine girdi. İşte ay hayatının en büyük hatasını yaparsın. Bunlardan diyenlerden birisi de dershanedeki biyoloji hocamdı. Benim biyoloji ne kadar istediğimi biliyordu. Sakın yapma falan. Ben kala kaldım. Hani literal. Güzel bir eğitim göreceğim falan. Hocalarımdan birisi de şey dedi ya o an. İşte diş falan oku falan dedi. Ben dedim ki ya doktor olmak istemiyorum. Sevmediğim bir bölüm. Olsun yine de alışırsın falan dedi bana. Bu yorumu kim yapar biliyor musunuz arkadaşlar? İstemediği bir bölümü, istemediği bir yerde okumuş, alışmak zorunda bırakılmış bir insan söyler bunu. Hani bunu okuyup da memnun kalan bir insan söylemez yani. Ben de böyle kaldım ve o an çok sinirlendim. Ve dedim ki Sude ne olur saldırma hani. Çok güzel bir şekilde cevap verdim onlara. Hocam dedim, ya dedim, bir de gülerek söylüyorum. O ortam da böyle bayağı şen şakrak bir ortamdı yani, ama ben birazdan buz kestim ortamı biraz. Hocam maazallah dedim, kanser olursunuz. Başınıza bir şey gelir bu konu hakkında. Umarım bana o zaman muhtaç kalmazsınız dedim. Ve böyle kaldılar bana. Çünkü ben o dönem ve hala da biyolojide kanser alanında çalışmak istiyordum. Ve bunu da o an söylemiştim yani. Kaldılar böyle. Biz bunları sonra konuşuruz ya falan yaptılar. Ben dedim ki okey yani ve gittim. Ve ondan sonra bir daha konuşmadık biliyor musunuz? Aranmadım bir kere bile. Yani o lafımdan sonra kimse gelip de beni aramadı ve bu yüzden çok mutluyum, Allah'a şükürler olsun. Ya o an gerçekten o lafı söylediğim için o kadar mutluyum ki. Yani bu konuda bilgi sahibi olmayan, düzgün bir tecrübe edinmemiş, sizin istediğiniz gibi bir şey okuyup da tecrübe edinmemiş insanların dediklerini takmayın sakın. Psikolojiniz bozulur, zaten bozuldu YKS yüzünden daha da fazla bozulur. Beşinci ve son maddemiz ise, ben bu dönemde özellikle tercih danışmanlarıyla çok fazla konuştum. Nasıl bir tercih listesi yapacağım, bu konuda pek bir bilgim yoktu. Hiç yapmamıştım çünkü. Bu yüzden iki tane tercih danışmanıyla konuştum. Ve ikisinden de hani uyumlu bir şekilde bir sonuç aldım diyeyim. Yani benim tavsiyem şu yönde, ben bir tercih danışmanlığı yapacak bir insan değilim bu arada, ama şöyle söyleyeyim. Sandviç taktiği gibi düşünün arkadaşlar. Yani ilk başta ilk üçü fantastik olur. Ondan sonra size daha uygun tırlama anlamında olabilitesi yüksek olan yerleri yazarsınız onun altına. Ondan sonra kesinlikle olacakları yazarsınız ki yani açıkta kalmayasınız. Ama bazı üniversitelerde özellikle tercih sıralamasında ilk yazarsanız size sağlanacak avantajlar vardır. Buna göre bu listeler değişebilir. Bu tamamen sizin sıralamanızın tutup tutmamasına bağlı yani. Bu yüzden bu anlamda tercih danışmanlarıyla da bir konuşun. Çevrenizde bir araştırın çünkü çok fazla var yani. Bana gelen öğrencilerimden özellikle bilimle uğraşmak isteyen bir ya da iki tane vardır. Ama o bir ya da iki tane mutlaka hedefine ulaşmıştır. Ve şu an gerçekten yurt dışında istedikleri alanlarda çalışıyorlar demişlerdi. Bir onunla konuşmuştum. Bir de gerçekten mesleği bu olan ODTÜ PDR mezunu bir insanla konuştum. Direkt ODTÜ yani. Bir de o yüzden tercih
olsun istedim. Yani ODTÜ istediğim için hani bir de ondan da bir tavsiye alayım falan diye. Ve o da aynısını söylemişti. Yani böyle bir bölüm okuyacaksan kesinlikle ODTÜ'de oku. Yani bizim okul bu anlamda gerçekten sana çok fazla şey katar demişti. Ve ben bu yüzden tercihimi yapmaya okey oldum. Ve şu anda memnunum. Önümde daha 3 senem var. Çok fazla zorluk çekeceğimin de farkındayım. Ama razıyım. Hani ben bu konuda pişman değilim. Yani evet, bazen gerçekten bu kadar zor olması gerekiyor muydu diye sorguluyorum. Ama yani ODTÜ biyoloji dışında da bir şey düşünemiyorum şu an. Yani kendimi başka bir yerde göremiyorum falan. Benim tavsiyelerim bu kadardı. Umarım yardımcı olabilmişimdir diyorum ve eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer sosyal medya hesaplarım buralarda olacak. Siz de ODTÜ biyoloji düşünüyorsanız ya da ODTÜ MBG düşünüyorsanız bu anlamda, çünkü aldığımız eğitimler aynı, ama hani bu anlamda yine de bir fikir sahibi olmak istiyorsanız Instagram'da DM'leri size bekliyorum ya da o zamanı çektiğim renslerin altına da yorum olarak yazabilirsiniz ya da buraya da yorum olarak yazabilirsiniz. Cevap vereceğim bu arada. Ve evet, sanırım bu kadar. Umarım tercih döneminiz iyi geçer, stressiz geçer. Umarım istediğiniz yerler ve sonuçlar gelir. Tercih dönemi bittikten sonra, tercih sonuçları çıkardıktan sonra da ODTÜ tavsiyeleri, işte ODTÜ'ye yeni başlayacak olan insanlara tavsiyeler konusunda videolarım da gelecek, haberiniz olsun. Ve evet, sanırım bu kadar. Bir sonraki güzel videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.